arkadaşlar Türkçenin bir ipucu. Türkçede birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Anlam değişmesine uğrarsa bitişik yazılır. En önemli kurallardan biridir desek yanılmış olmayız. İstisnası olan durumlar vardır. Ancak sözcüklerin çoğu bu kurala uyar ya da uymaz. Buna göre hareket edebiliriz. Hemen bakalım. Özellikle ikinci kelimeye bakacağız. Kedi balığı balık anlamını koruduğu için ayrı yazılacak. Bileği taşı, dil bilgisi, yarım küre, bağ bozumu buna örnek verilebilir. Anlam kaybına uğrayan kelimelere baktığımızda kuş burnu, burun da anlamını kaybetmiş. Kuş da anlamını kaybetmiş. Bitişik yazılacak. Artık bir bitki adı haline gelmiş. Alabacak, it dirseği. Dikkat edersek it de anlamını kaybetmiş. Dirsek de anlamını kaybetmiş. Arpacık anlamında kullan karga burun kedi dili bisküvi anlamında beş taş, bal köpüğü, çapan oğlu, hin oğlu hin örnek verilebilecek birkaç kelime. Aklımızda bulunsun. Bir ipucu özel adlarda, bileşik sözcüklerde dudak ünsüzleri benzeşmesi kuralı uygulanmaz. Kural neydi hatırlayalım. N ve B yan yana geldiğinde B, N'yi M'ye dönüştürürdü. Buna ünsüz, dudak ünsüzü benzeşmesi diyorduk. Örnek verirsek canbaz demiyoruz, canbaz diyoruz. Saklambaç demiyoruz, saklambaç diyoruz pembe demiyoruz, pembe diyoruz. Bu kural birleşik isimlerde ve özel isimlerde uygulanmaz. İstanbul buna bir örnek. Dikkat edelim. Safranbolu'ya baktığımızda söylemde aslında m varmış gibi söylüyor olabiliriz. Ne öyle söylemeliyiz ne de öyle yazmalıyız. Yanlış. Doğrusu bu şekilde olacak. Onbaşı, binbaşı, sonbahar, külhanbeyi, günbatımı buna örnek verilebilecek birkaç kelime. Aklımızda bulunsun.